Rusya'nın Ukrayna'daki NATO yığınağına ve Kiev yönetimindeki nazizme karşı başlattığı askeri harekat 18 günü geride bıraktı. <laughs> Rus ordusu NATO tarafından Kiev korumasındaki neo-Nazi gruplara ve yabancı askerlere eğitim verilen Yavoriv askeri üssünü vurdu. Operasyonda en az 35 kişi öldü. Ukrayna'nın Polonya sınırı yakınlarındaki üs, Ukrayna ordusuyla batılı ordular arasında önemli bir temas noktasıydı. Ukrayna'ya gönderilen yabancı askerler için de lojistik ve eğitim merkezi haline getirilmişti. <laughs> Ukraynalı bir askeri yetkili, Kiev'in Rusya'ya karşı yabancı paralı askerlerden oluşturduğu Uluslararası Lejyon'un bir parçası olarak Yavoriv üstünde bin kadar yabancı askerin eğitim gördüğünü bildirdi. Yavorivüssü, NATO birlikleri ve Ukraynalılar tarafından tatbikatlar için de kullanılıyordu. Yıllardır da Ukrayna ordusu içindeki neonazi grupları eğiten Amerikan askerleri ise Rusya'nın operasyonundan önce üstten çekilmişti. 4. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı neonazi taburu Aydar tarafından Nikola Vasilevski Manastırı'nda rehin alınan 300 sivilin Rus askerlerince kurtarıldığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Igor Koneşenkov, operasyonun başından bu yana Ukrayna ordusuna ait 3687 askeri hedefin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Donbass'ta da Lugansk ve Donetsk birlikleri Rusya ordusunun desteğiyle ilerleyişini sürdürüyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti savunma karargahından yapılan açıklamada şu ana kadar 89 yerleşim bölgesinde kontrolün sağlandığı bildirildi. Rusya'nın açtığı insani koridorlardan sivillerin tahliyeleri de devam ediyor. Mayrupol ve çevresinde 96 kişi daha tahliye edildi. Ayrıca aralarında Türklerin de bulunduğu 140'tan fazla yabancının her son kentinden Kırım'a geçişi sağlandı. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında müzakere süreci de sanal ortama taşındı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, müzakerelerin çevrim içi olarak devam ettiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da müzakerelerde uzlaşmaya yaklaşıldığını söyledi. Özel çalışma alt gruplarının oluşturulduğunu belirten Podolyak, tüm sorunları konuştuk, şu anda bunların hukuki formatları üzerinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı.